45'inde Scooter'ın ilk videosu. Bu videoda Dial'imin en küçük boyu olan ve benim yakın zamanda satın aldığım Beagle modelini inceleyeceğiz. Dial'im belki de Türkiye'de çok tanınmayan bir marka, Güney Koreli bir marka. Genelde benim dikkat ettiğim şu, daha çok bilinçli motor severin tercih ettiği bir motosiklet. Dial'im Güney Kore'de üretiliyor. Türkiye'ye gelen tahmin ediyorum 5-6 tane modeli var. Bunun içerisinde en ufak CC'li olan, motoru en ufak olan ve 2016'nın tahmin ediyorum bahar aylarında Türkiye'ye gelmiş olan Beagle modeli. Şimdi şu anda üstünde oturduğum motor. Ben çok severek aldım bu motoru. Tahmin ediyorum ilerleyen zamanlarda da Türkiye'de ve Avrupa'da da satılıyor. Avrupa'da da oldukça meraklısı olacaktır diye düşünüyorum. Motoru da alabilmek için şöyle dizinin dibine çöktüm de. Ne demiştik? Dial'imin şöyle genel özelliklerinden biraz bahsedeyim ben size. İsmi Beagle. Beagle ismi Türkçe'de tazı anlamına geliyor. Yani demek ki çevik kıvrak olduğundan dolayı tahmin ediyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi en küçük motorlu modeli aslında kanunen motosiklet olarak geçmiyor. Motorlu bisiklet, yani ruhsatında yazan motorlu bisiklet. Neden? Çünkü 49.6 cm3'lük bir motora sahip. Yani 50 cm3'ün altında olduğu için trafikte bazı kısıtlamalara tabi, bazı da kolaylıkları var diyelim. Yani kullanıcısına verdiği avantajlar var. Gövdesi çok da ufak değil. Yani 50 cc'lik bir motor olmasına rağmen normal 125-150 cc'lik scooterlarla hemen hemen aynı cüsseye sahip. Ağırlığımız 95 kilogram. Dial'im Beagle resmi olarak 45 kilometre süratle gidiyor saatte. Aslında daha fazla yapıyor da işte kağıt üzerinde öyle görünüyor. Ben daha henüz bakın daha 175, 180, 176 kilometrede olmasına rağmen, rodajda olmasına rağmen çok da limitlerini zorlamadım. Ama 50-55 kilometre sürati gördü. Tabii çok basmadım yani şu ana kadar. Aynaları gayet güzel. Rahatlıkla gösteriyor. Yani omuzlarınızın dışından arkayı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gidonun sol tarafında diğer motosikletlerde olduğu gibi yine sinyal düğmesi, sağ sol sinyal düğmesi. Uzun kısa far düğmesi ve altta korna düğmesi var. Sağ tarafta ise marş düğmesi ile dörtlü sinyal düğmesini yerleştirmişler. Bu motorda gözünüze çarpan ilk şey kalite. Ben zaten almadan önce de motoru araştırmalarımda Dial'imin çok hakikaten kaliteli motorlar yaptığını duymuştum. Yalnız gözlerimle görünce %100 inandım. Parça ve işçilik kalitesi Çin motorlarıyla kıyaslanmayacak kadar farklı. Çok iyi. Yani motoru, bu motora sahip olmak isteyenler hiç pişman olmayacaklardır. Bundan emin olun. Dial'imin normalde Güney Kore'de, pardon Beagle'ın 3 ayrı rengi üretiliyor. Kırmızı, turuncu ve mavi renkleri, çivit mavisi. Türkiye'ye sadece bu turuncu rengini ithal ediyor Asya Motor. Yalnız boyası da çok güzel. Bakın başka hiçbir scooter'da ya da motosiklette rastlayamayacağınız metalik boya var. Hem turuncusu hem beyazı metalik. Motosikletin karenajının bağlantı yerleri, tüm plastik aksamı, diğer parçalarının çok kaliteli olduğunu gözünüzde çok rahatlıkla zaten dokunmadan bile görebiliyorsunuz. Motorun başından sonuna kadar ciddi şekilde işçilik ve kalite üst düzeyde kullanılmış. Beagle'ın ön freni disk, arka freni kampana, ciddi şekilde büyük boyutta bir fren diski var önde. Ben de çok aslında detaylarını daha bilmiyorum, öğreneceğim ama size tanıtmak amacıyla söylüyorum. Böyle çok şık bir ön çamurluğu. Önde oldukça kaliteli iki amortisörü, arkada tek amortisörü var. Onu da birazdan göstereceğim size. Arkada da tek, sol tarafında tek amortisörlü bir
süspansiyonu var Beagle'ın. Arka stop lambası ve arka kuyruk lambası LED. Sinyalleri gayet güzel yerleştirilmiş, oldukça kaliteli parçalardan yapılmış. Beagle'ın ön ve arka jantları da 12 inç, yani en ufak boy olan 10 inç jant kullanılmamış. Bir büyük boy 12 inç jant kullanılmış. Ön lastiği 110-70-12, arkası da biraz daha geniş tabanlı 120-70-12 bandında lastikleri var. Beagle'ımızın hem yan sehpası hem orta sehpası var. İkisi de gayet kolay açılıp kapanabiliyor. Güzel kaliteli malzemeden üretilmiş. Yine Beagle'da el marşına ek olarak ayak marşı da eklenmiş. Birçok scooter'da görebildiğiniz bir özellik bu da. Dial'in Beagle'ı alırken arka çanta takma demiri üstünde orijinal olarak geliyor. Aynı zamanda zaten arka yolcunuzun da elle tutma yeri. O da çok kaliteli, çok güzel bir malzeme. Demir sağlam, öyle kolay kolay yerinden çıkmayacak, oynamayacak bir malzemeden yapılmış. Yani arka çantaya bağlamak isterseniz yeri hazır. 4 tane deliği delip çantanızı monte edebilirsiniz. Selesi çok rahat. Güzel kaliteli suni deriden imal edilmiş. Gayet güzel dikişleri falan, yani hiçbir üretim hatası göze çarpmıyor. Ve zaten oturduğunuz zaman da rahat olduğunu anlıyorsunuz. Sel altı bagajı geniş ama derin değil. Yani bir kask, yarım ya da tam kask alabilecek kapasitede değil ama genişliği gayet güzel. Motor aldığınızda işte içinde bu şekilde bir alet çantası geliyor. İçinde 2-3 tane açık ağız anahtar, bir tane tornavida, bir tane de tahmin ediyorum ya lastiği ya bujiyi sökmek için özel bir anahtar konmuş. Bir de bakın burada birçok motorda göremeyeceğiniz 12 volt çıkış var. Mobil cihazlarınızı, kameranızı, birçok elektrikli cihazınızı şarj edebileceğiniz. Bunu da böyle su geçirmez bir kapakla yapmışlar. Normal arabalarda, otomobillerde kullandığımız çakmak adaptörünü kullanarak buradan takıp cep telefonlarınızı, diğer elektronik cihazlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Yine selenin altında benzin deposu kapağımız var. Beagle'ın depo kapasitesi 5 litre. Yalnız kırmızıya geldiğinde, ibrede kırmızı bölgeye geldiğinde dibinde 1,5 litre kalıyor. Yani onu da rezerv olarak tabir etmiş kullanım kılavuzunda. Yani normalde siz 3,5-4 litreye yakın bir benzin kullanabilirsiniz. Sonradan zaten ibre kırmızıya inmiş olacak. Ben en fazla 3,5 litre benzin koydum. Zaten iki kere koydum. Birincisinde de 3,5 litre aldı. Sele altında da tam sele altı bagaj kısmına denk gelen yere böyle lastikten bir conta koymuşlar ki içine su girmesin. Bunu da bence gayet güzel akıl etmişler. Olduğu gibi böyle çepeçevre tam şu kısmı kapatacak, şöyle şu kısmı kapatacak şekilde lastik conta oturuyor. Bu da içine su girmemesini sağlıyor. Akümüz buradaki kapağın altında, iki tane vidasını söküp aküsüne ulaşabiliyorsunuz. 12 volt 6 amperlik akü sahibi Dial'in Beagle. Önde bu şekilde küçük bir rüzgar siperlik var. Yani yüzünüzü kapatmıyor ama hem ön tahmin ediyorum gösterge panelini muhafaza etsin, kaplasın önünü, hem de güzel bir şekil versin. Biraz da muhtemelen yolda bir rüzgar direncine yarayacak bir ön siperlik takılmış. Kontak anahtarının fonksiyonları şu şekilde off pozisyonda kapalı. Bunu bastırmadan sola çevirirseniz birçok scooter'da olduğu gibi yine bagajı açıyor. Gidonu yine bu şekilde sola çevirip anahtarı bastırarak en sola çevirirseniz motosikletin gidonunu kilitliyor. Yani özellikle park ettiğiniz zamanlar kullanmanız için. Çalıştırmak için de sağ an pozisyonuna getirip frene basıp, evet ilkinde çalışmadı, fren koluna basarak marş düğmesine basarak motorumuzu bu şekilde çalıştırıyoruz.
Beagle gayet sessiz çalışıyorsun. Bakın şu anda motor hafif soğuduğu için kendisini otomatik cikliğe aldı. Öyle bir özelliği var Beagle'ın. Soğukken motor kendisi otomatik gaz veriyor. Bir süre sonra gazı kesecek, normal rölantiye düşürecek. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik gazı azalttı ve rölantiye aldı. Motoru gayet sessiz aslında. 70 küsur desibel gürültü çıkarıyor diye okudum. Tam 78 mi 79 desibel galiba gürültüye yapıyor. Ses düzeyi o şekilde. Beagle'ın bir özelliği de ön farının sürekli yanması. Yani ön farı kontrol edebileceğiniz bir düğme yok. Motoru çalıştırdığınız an ön farda yanıyor ve sürekli açık kalıyor. Çok güzel, çok kaliteli bir halojen. 35 wattlık uzun kısa halojen far koymuşlar. Yani otomobillerdeki kadar kuvvetli bir farı var. Ben bir gece kullandım sadece şu ana kadar. Onda da çok güzel aydınlattığını fark ettim. Hele uzun farın mesafesi oldukça fazla. Yine birçok motorda göremeyeceğiniz bir özellik dörtlü flaşörler, dörtlü sinyaller Beagle'da standart olarak sunulmuş. Beagle'ın yakıt tüketimi oldukça az. Yine ilk izlenim olarak söylüyorum. Ben 110 kilometre yapıp yaklaşık 13 liralık benzin aldım. Yani 10-11 kuruşluk falan bir yakıt tüketimi oldu ki daha motor yeni. Yani açılınca tahmin ediyorum 500 ya da 1000 kilometreden sonra daha az yakacaktır diye düşünüyorum. 45'inde Scooter kanalının, yani benim yeni açtığım kanalın bu ilk videosunda bu aslında motorun detaylı incelemesi değil. Zaten bu motorun nasıl bir scooter olduğunu, neler yaptığını beraberce göreceğiz. Bu sadece bir benim ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmam için çektiğim bir videoydu. Size de ufak bir fikir versin diye hazırladım bu videoyu. Zaten bundan sonra Beagle'la beraber yaşadıklarımızı, gezip tozduklarımızı hepsini size yine bu kanaldan aktarmaya çalışacağım. Kısaca toparlayayım. İlk izlenimlerim ne oldu Beagle'la ilgili? Birincisi, ilk gözünüze çarpan şey kalite. Yani hiçbir şekilde Çin malı motorlarla, Çin skuterlarıyla uzaktan yakından kıyaslanabilecek bir motor değil. Dahilim Beagle. Başından sonuna tamamen kaliteli. Parça olsun, işçilik olsun, motorun çalışması, yol tutuşu, her şeyi hakikaten dört dörtlük. Hiç hayal kırıklığına uğramadım. Bakın onu çok açık söyleyeyim. Tabii daha çok yeni, yani kaç 170 küsur kilometrede, ben daha rodajının bile ortasında bile değilim yani. Bakalım, daha ilk 300 ile 500 kilometre arası bakıma götüreceğim. Beni üzmeyeceğine eminim. Bunun uzun yolda yapacağız hep beraber. Yani Akdeniz'de, Akdeniz sahilinde birçok yere beraber gideceğiz, geleceğiz. Onları da size göstereceğim. İlk izlenimlerim işte yaklaşık bir haftalık süre içerisinde gayet olumlu. Hiç pişman olmadım. Bir güzelliği de şu, motosiklet ehliyeti gerektirmiyor. Beagle B sınıfı otomobil ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Neden? Çünkü maksimum süratı 45 km, motor hacmi de 50 cm küpü geçmediği için. Bugün böyle kısa bir ön tanıtım, ilk izlenimlerimi içeren bir video çektik. Yakında zaten tekrar görüşeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bu arada unutmadan motoru almamda bana çok yardımcı olan Antalya Hero Motor Bayi Japon Motor ve sahibi sevgili Mahmut abiye de çok teşekkürlerimi sunuyorum.